biraz böyle tezgeli bir sürdürüyorum. Hoşçakalın Selam. Degüder'e çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bir bölgeye geliştiriyorlar. Çok da başarılı bir süreç yaptılar. Bu süreçte güçlendirme konusunun ne kadar önemli olduğunu hepimiz özellikle çok acı bir deneyimde yaşamış olduk, görmüş olduk. Tabii bu işin en önemli kısımlarından bir tanesi hukuk. Neden hukuk? Çünkü güçlendirme mevzuatı bir yasal temel taşıyor, bir yasal süreç taşıyor. Bu konuda belki de en fazla yanıldığımız konulardan bir tanesi güçlendirme konusunda bir milat koymak. Milat koymaktan kastım şu, bazı yönetmeliklere atıflar yapılarak güçlendirme şu tarihte başladı veya bu tarihte başladı diye yorumlar yapıyorlar. Oysa ki bizim güçlendirme konusundaki yasal düzenlememiz 1965 tarihli 634 sayılı kat mülkiyeti kanunumuzda var olan bir düzen. Yani biz güçlendirmeyi kentsel dönüşümle başlar mı? Yani yasa koyucu, yasa düzenleyici 1965 tarihindeki kanuna 19. maddenin ikinci fıkrasıyla güçlendirme kavramını ve güçlendirmenin de aslında neye nasıl yapılacağını, ne şekilde yapılacağını koymuş. Ne demiş? Bakın onların esaslı tamirat gerektiren ve güçlendirme gerektiren konularda kat maliklerinin 4/5 çoğunluğuyla güçlendirme kararı alınabilir. Tabii bu çerçevede o günden bugüne bizim özellikle Türkiye'de köyden kente göç, apartmanlaşma süreci, Türkiye'de yaşanan güçlendirme konusundaki neredeyse çok az örnek, hem idari anlamda hem belediyeler anlamında da bir köylük oluşturmuş. Yani burada tabii belediyeler noktasında olumlu ifadeler de bulundu. Keşke o ifadelerin o belediyeler açısından dolayı da tebrik ederim onları ama ben genel anlamda çok başarılı olduğunu düşünmüyorum. Hatta bayağı başarısız olduğunu düşünüyorum belediye ekseninde. Biraz önce söylenilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu konuda çözüm bulmalı söylemine katılmıyorum. Çünkü belediyeler yasal anlamda mevzuatı olan bir konuda işlem yapma noktasında zorluk çıkarıyor. Bunu da ya bir politika olarak yapmak isteniyorlar ya da gerçekten de personel yapısı itibariyle güçlendirme konusunda maalesef çok hakim değiller. Ve ben bunu belediyeler anlamında birkaç örnek verirsem politik anlamında farklı siyasi yapılara sahip belediyeleri aynı potaya koyabiliriz. Yani bir belediye şu partiden, bir belediye bu partiden, şu partiler işte daha kentsel dönüşüm kapsamındaki güçlendirmeye sıcak yaklaşıyor, diğerleri yaklaşmıyor değil, total olarak, genel olarak belediyelerin bu konuya yaklaşımı genelde bilmeme kaynaklı ve maalesef özellikle de Kahramanmaraş depremi bölgesi felaket ötesi durumdadı. Deprem sonrası biraz durum düzeltildiğimiz ama öncesini böyle tanımlayabilirim. Çünkü biz nasıl bir süreç işletiyoruz kentsel dönüşüm yasasında? Kentsel dönüşüm yasası 2012 yılının Mayıs ayında çıkarılıp 2012 yılının Aralık ayında ilk yönetmeliği, uygulama yönetmeliği hayatımıza girdiğinde biz bir kavramla karşı karşıya kaldık. Binalarımızı yıkacağız, riski yapı ilan edeceğiz, yıkacağız ve o binaları yeniden yapacağız. Yani güçlendirmeyeceğiz. Yasanın hiçbir yerinde, hiçbir noktasında 2012 düzenlemesinde güçlendirmeye bir atıf yok. Normal şartlarda kat mülkiyeti kanunu kapsamında siz riske olmayan bir binanızı güçlendirebilirdiniz. Bakın tekrar ediyorum. 1965 tarihinde çıkmış bir yasadan bahsediyoruz. Ama kentsel dönüşüm yasası kapsamında riskli yapının avantajları ve diğer hususları kapsamında böyle bir durum söz konusu değil. 2014 yılında yapılan düzenleme ve 2014 yılındaki ikinci yönetmelik değişikliğiyle artık Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kendisine gelen talepler doğrultusunda da özellikle çokça gelen talepler doğrultusunda şöyle bir düzenlemeye gitti. Biz binaları sadece yıkmayalım.
güçlendirelim. Bu konuda da güçlendirmeyi 634 sayılı kalp ülkeyi kanunundaki güçlendirmeden biraz farklılaştırdı. Şimdi 634 kalp malikleri olağanüstü genel kurul toplantısı yapar, güçlendirme kararını alır, belediyeye güçlendirme projesini sunar, ruhsatını alır şeklinde. Ancak bizim elimizde riskli bir bina var. 636 sayılı yasaya göre. İşte o nedenle de yasa koyucu bu kapsamda gelen yapılar için özel bir düzenleme getirdi 2014 yılında. Ne getirdi? Dedi ki, öncelikle kalp mülkiyeti kanununa atıf yaptı. Ben bu düzenlemeyi, yani 636 sayılı yasa kapsamında yıkıp yapmadan ayırıyorum. Farklı bir statüye sokuyorum. Bu statüde yine kalp mülkiyeti kanunu. O da kalp mülkiyeti kanununa soktuğu bölüm olağanüstü kalp malikleri genel kurulunun üye toplanması. Yani kalp malikleri toplanacaklar ve 4/5 bağımsız bölüm sayısına göre. Burada biraz önce Sinan Bey anlattı, orada ufak bir nüans var. Yıkıp yapmada arsa payı çoğunluğu geçerlidir arkadaşlar. Yani %66.66, onu %66.7 diyorum. Güçlendirmede ise bağımsız bölüm sayısının 4/5. Yani 20 bağımsız bölümlü bir apartmanda bir toplantı yapıyorsak, olağanüstü genel kurula karar alıyorsak, 16 bağımsız bölümün güçlendirme bölümünde oy kullanması. Ve buradaki oy kullanımı tüm bağımsız bölümlerin katılımı kapsamındadır. Yani bizim genelde biliyorsunuz, hepimiz apartmanlarda, sitelerde oluyoruz. Yani 200 bağımsız bölümlü bir sitede o gün genel kurula 50 kişi katıldıysa o 50 kişinin 4/5'i değil, 200'ün 4/5'i ve bağımsız bölüm sayısına göre hesaplanacaklar. Şimdi burada işin mevzuat kısmını, yani kalp mülkiyeti kanununa atıf kısmını çözdü kanun kuruluşu. Ama neye devam etti? Dedi ki, elimizde bir risk yapı var, diğer bina, yani 634'ü ile gitsek, bilemiyoruz güçlendirme hangi sahipleri, bilemediğimiz için. Biz 636 sayılı yasa kapsamında riskli yapıda güçlendirme yapacağımız için teknik rapor zorunluluğu getirdi. Bakın aslında teknik rapor zorunluluğu, şimdi belediyelerimiz normal güçlendirmeleri de istiyorlar, bu enteresan bir şey. Aslında normal 634 sayılı kanunu yok. Yani siz 634 kat mülkiyeti kanunu göre riskli olmayan bir yapıda güçlendirme yapmak isterseniz aslında yasanın hiçbir yerinde teknik rapor sunulacaktır diye bir tanım yok. Teknik rapor riskli yapıda sunulacaktır. Neden? Çünkü binamız riskli. Çünkü aslında yıkılabilir, yıkılma tehlikesi olan bir yapı olduğu için bunun güçlendirilemeyeceğini hocalarımıza soracağız. Hocalarımız bir rapor düzenleyecekler ve diyecekler ki ben bu yapı için önüme aldığım, incelediğim riskli yapı raporu için ve binanın binaya ne gelecekler diyorsun, tekrar geliyor özellikle teknik rapor için. Almış olduğum numuneler kapsamında da bu yapı güçlendirilemez dediklerinde biz güçlendirme alternatif değerler çıkar. Yani o teknik rapor belirleyici. Teknik rapora göre riskli yapı olan bir yapının güçlendirilememesi şeklinde bir rapor düzenlenmişse artık binanın güçlendirilebilmesi şansı kalmış. Ama hocalarımız alınan riskli yapı raporunu inceleyip kendi incelemeleri çerçevesinde de düzenleyecekleri teknik raporda güçlendirilebileceğine karar vermişlerse artık bir aşama daha geçilmiş. Ondan sonraki süreç güçlendirme ruhsatını, güçlendirme projesinin düzenlenmesi ve güçlendirme ruhsatının alınması. Şimdi buradaki sorun, güçlendirme ruhsatında yeni sorun yok. Teknik uzmanlar, ilgili firmalar burada zaten bu konulara çok hakimler bir çoğu, düzenlemiş oldukları projeleri çok güzel bir şekilde hazırlıyor. Buradaki sorun ruhsatın alınması. Şimdi ruhsatın alınmasında ilçe belediyelerinin genel yaklaşımı aşamada, özellikle 14 sonrası 23'e kadar bir süreçte evet, kalp mülkiyeti kanunu 4/5 çoğunluk ile karar alınmasına hükmetmiş olabilir ama biz imar mevzuatına uygun hareket etmek zorundayız.
imar kanunları, imar mevzuatları ruhsat alanında %100 çoğunluğa göre çalışır. Şimdi dolayısıyla imar kanununda ruhsat alanında oy birliği geçerli olduğu için burada var olan 4/5 kuralı geçerli değil. Biz özel kanunda var olan bu durumu kabul ederiz. Bu hukuk mantığına dair. Çünkü kat mülkiyeti kanunu özel bir kanundur. İmar kanunu genel bir kanundur. Yani özel kanunlar, özel hükümler geçerlidir. Orada yazılan maddeyi kanun koyucu özellikle 4/5 çoğunluk olarak vermiş. Yani 4/5 demeyin, %100 deseydim uymaz zorundaydı. Yani siz binanızı güçlendirmek için %100 çoğunlukla oy birliğiyle gelmek zorundasınız deseydi bunu uymaz zorundaydı. Ama bize 4/5 çoğunluğu çok açık bir şekilde söylemiş. Yani ilçe belediyeleri 4/5 çoğunlukla kendi önüne gelen kat mahalleleri kurul kararı uygun bir şekilde alınmış. Teknik rapor düzenlenmiş ve buna uygun düzenlenmiş güçlendirme projesini kendisine gelen bir projeyi reddedemez. Yani ben buradaki çoğunluğu kabul etmiyorum diyemez. Ve bunu işte biraz önce de bu konu konuşuldu. Bunu dedi ilçe belediyeleri. Ve birçok hukukçu mahkemelere gitti. Şirketlerin avukatları, apartmanlarda varlar. Yine apartman malikleri davalar açtılar ve açılan davalarda Danıştay yine bu ruhsatları alınmış olan 4/5 çoğunlukla verilmesi gerektiğine hükmetti. Dolayısıyla bu da artık kanun işlem halinde gelmiş oldu. Dolayısıyla ilçe belediyelerinin biraz önce Sinan Bey'in de aktardığı gibi biz güçlendirmeye inanmıyoruz. Güçlendirme bizim düşüncemiz değil. Bu böyle belediyede güçlendirme yapılamaz. Demek ki bir lüksü yok. Şimdi biraz önce bahsedilen yine 19 kat mülkiyeti kanununun 19. maddesinin 2. fıkrasında yer alan 4/5 çoğunluk bulunamadığı takdirde bir kat malikine de güçlendirme konusunda dava açılabileceğini ilişki hüküm doğrudur. Sinan Bey'e söyledi. Yalnız burada sorun kat mülkiyeti kanunu kapsamında açılacak olan dava güçlendirmenin mümkün olduğunun tespiti davasıdır. Yani eda hükmü içermez. Eda hükmü içermediği için de o dava maalesef çok uygulanabilir bir dava niteliğinde değildir. Yani bazı belediyeler biz bu hükmü dikkate alıyoruz diyorlar. Bu anlamda bir inisiyatif kullanıyorlar ama genel olarak bir kat maliki tarafından açılan güçlendirmeye mümkün olduğunun tespiti davası neticesinde güçlendirme yapılması zorunluluğu maalesef bulunmamaktadır. Bir düzenleme de yine bu kanunla ilgili kat mülkiyeti içeriği 6.6 yasaya göre taraflar güçlendirme yapmak isterler. Bir kat maliki de güçlendirmenin mümkün olduğunu tespitini mahkemeden, sulh mahkemesinden talep ederse ama diğer malikler arsa payının 2/3 çoğunluğu ile yıkım yönünde karar verirlerse yasa koyucu yıkıma güçlendirme kapsamında daha büyük bir önceliği tanımıştır. Yani 2/3 çoğunluğun kararı mahkemenin kararının da bu anlamda önüne geçmektedir. Hani bu bilgiyi de vermek isterim. Bu düzenlemede bizzat yasalar var. Tabii 2018 yılında biliyorsunuz bir düzenleme çıkarttık. Bu düzenlemeyle özellikle Türkiye'yi kat ittifakı cenneti olarak görürsek bu kat ittifakı cennetine dedik ki biz biraz daha cennet hürriyeti daha katalım. Ne yapalım? İstafet edelim. Çok tartışmalı bir konu. Yani ben bir kentsel dönüşüm uzmanı olarak imar haftalarına çok temelde karşıyım. Çünkü o gün de söylemiştim düzenleme çıktığında kentsel dönüşümü durdurur demiştim. Durdurdu kaldı. 2018'de 2021-2022 arasında neredeyse imar hakkı, imar barışı düzenlemesine nedeniyle kentsel dönüşüm uygulaması çok zayıfladı. İmar barışı düzenlemesi çıktıktan ve çıkarıldıktan
sonra G birinci aşamayı, G sene ikinci aşamayı tamamlamış yapılar açısından, yani birinci aşamada yapı kayıt belgesi almış, ikinci aşamada da kat mülkiyetine geçmiş, yani ikinci süreci tamamlamış yapılar açısından da yine bir düzenleme, yani bu yapılarda güçlendirmenin ne şekilde yapılacağına ilişkin bir düzenleme çıkarıldı. Biz bu düzenlemeyi sadece imar alışına girmiş yapılar değil, eğer yani öyle bir böyle bir düzenleme yapılıyorsa, girmemiş yapıları da aslında kapsaması gerektiğine inanıyorduk. O tarihte de aynı şekilde onu da söyledik ama buradaki düzenleme özellikle imar alışı kapsamına girmiş yapılarda fazlalığı olan, ek imaratları olan yapılarda eski halde getirme talebinde bulunmadan belediyeleri yapı belgesi almış yapılarda da güçlendirme yapabilmesi ek inşaat alanı kazanmadan mümkün hale getirilmiş olmuyor. Evet, şimdi güçlendirme kapsamında Sinan Bey çok uygulanmıyor, 6 kişi aldı diyor ama tabii ki anlatırken söylüyoruz. Kredi desteği güçlendirme kredisi olarak veriliyor. Burada Sinan eski kalmış, o Nisan ayında çıkarılan düzenlemeyle biliyorsunuz 320 bin TL oldu. Onu hani kaydeden veya yazan arkadaşlar için düzelteyim. Yani 320 bin lira bir kredi desteği güçlendirme kredisi olarak verilebilmekte. Bu da bankalarla yapılan anlaşma kapsamında devam ediyor. Peki, sorunlar neler? Asıl onu konuşalım. Şimdi bu süreçle ilgili sorunlar öncelikle süre kapsamı. Şimdi yasa koyucu 2012 yılında bir düzenleme çıkarıp ve binaları aslında temelde yıkma esenli bir bakış açısıyla düzenlemeyi yaptığı için bu kapsamdaki yıkım sürecini yani tahliye sürecini 60-30 günlük sürelerle sınırlandırmış. Ne diyor? Kat mahallelerine, hak sahiplerine önce 60 günden az olmamak üzere bir süre verilir. Sonra bu süre kapsamında yine tahliye olmazsa ikinci ek süre 30 günden fazla olmamak üzere verilir. Şimdi bu toplamda 90 gün. Ben insanların aynı apartmanda oturduklarını, birkaç tane kişinin hak sahibini de Türkiye'de, yani Ankara'da, İstanbul'daki bir bina için Ankara'da, Antalya'da yaşadığını varsayarak tebligatların gittiği yerli süresini ben bunun üzerinde 30 gün koyuyorum. Yani 15 bağımsız bölümlü bir apartmanı varsayalım. Eşler var, mirasçılar var, bir tane de istedar var. 20. kişiye, yani en son kişiye yapılan tebliğiyle başlarız. Dolayısıyla da bu süreli Türkiye'de oturanlar için 60-30-30, eğer yurt dışında da oturum varsa 60+30+120 diyorum. Yani 4 ay. Yani 90+4 ay daha koyuyorum diye biraz söyleyeyim. Şimdi burada kentsel bir güçlendirme anlamında sorun ne? Yasanın çıkarıldığı ilk dönemde yıkım amaçlı olarak çıkarıldığı için ilçe belediyeleri size 60+30 gün içerisinde ruhsatınızı alma şartı getiriyor. Şimdi 120'yi koyalım. 60+30 düşünelim. Şimdi burada bir sürü uzman var. Yani bunun apartman maliyetlerini olağanüstü kat maliyetleri genel kurulu yapması. Teknik rapor alacak hocalarımızın o raporu düzenleyip bize göndermesi. Bakın 60-30'un içindeyiz. Bunları almak mümkün değil bu sürede içerisinde. Toplantı yapacağız. En az 15 gün önceden davet göndereceğiz biliyorsunuz. Kat mülkiyeti kanununa göre toplantı yapıyoruz. Yıkıp yapmada toplantı zorunluluğumuz yok. Kaldırıldı. Artık binayı yıkıp yapacaksak toplantı şartı kaldırıldı. Hiç toplantısı üçte ikiye karar alıyoruz. Ama bunu da alamıyoruz. Bunda normalde belediye kat maliyeti genel kurul kararını ve o defteri tasdikli noterden tasdikli suretini istiyor. Diyor ki 4 bölü 5 aldığınız çoğunluğu aldığınızı, kararı aldığınızı getirin. Dolayısıyla bu sürenin 60+30 gün içerisinde bitirilmesi mümkün değil. Bu çerçevede iletikle bu düzenlemeyi eğer kat maliyetleri güçlendirme kararını 4 bölü 5 çoğunlukla almışsa belediye yapacakları başvuruya durulması. Yani bu süre işlemeyi, bu süre yıkım anlamında
devam etmemeli. Kamp mahalleleri bu anlamda dörtlüğü beşe karar vermeliler. O yıkım süreci kapsamındaki tahliyeye. Çünkü bu tahliye eğer 60+30'da yapılır ve ben de yıkarım diyorsa belediye, bunu yapan belediyeler oldu. Bu kapsamda yine idare mahkemelerine gidildi. Yine yürütmeyi durdurma kararları alındı, alınamadığı örnekler oldu. Alınamadığında biraz önce Sinan Bey söyledi, yıkıldı. Yapamadık. Yani güçlendirme yapmak istiyoruz ama süreyi. İşte bu süre konusunun mutlaka bir yönetmeliği kapsamında çalıştırılması gerekiyor. İkinci konu, bir an önce söylediğim, hani ilçe belediyelerinde yaşamış olduğumuz temel sorunun çözülmesi. Yani ilçe belediyelerinde çalışan tüm personelin, ruhsatta, imarda vesaire yapı kontrol hepsinde güçlendirme konusunda bilgilendirilmesi ve bunu yani kat mülkiyeti kanunundan ayrı bir yasa olduğunu, özel bir düzenleme olduğunu, yine imar mevzuatı kapsamında da bir düzenleme içermediğini. İmar mevzuatı kapsamında ruhsatlandırma, projelendirme yapılabilir. Ha, yapılabilir demeyeyim, yapılmalıdır. Özür dilerim, düzeltiyorum. Yapılmalıdır. Ama süreç anlamında yani karar verme, oy bilgi değil, 4/5 çoğunlukta olduğu konusunda mutlaka bu konunun 6.306 sayılı yasanın güçlendirme bölümünü detaylı bir şekilde açılarak veya açılamıyorsa mutlaka buna ilişkin bir uygulama yönetmeliği çıkarılarak, güçlendirme uygulama yönetmeliği çıkarılarak düzeltilmesi ve düzenlenmesi gerektiğine inanıyorum. Bunu yine söyledim. Deputayın belgesi almamış olan yapılar açısından da tabii ki sıkıntılı bir konu olduğunun farkındayım. Zor bir durum. Ama bu hakkı imar mevzuatına aykırı yapılaşmış, ona göre inşası, inşa edilmiş yapılar açısından düzenleyip diğer yapılar açısından kullanmamak bence doğru değil. Eğer böyle bir hak getirilecekse bu binalar açısından da bir güçlendirme imkanı getirilmeli. Ve tabii ki bu yapılar uygun periyotlarda denetlenmeli. Yani bu anlamda bir düzenleme buraya getirilmeli. Yani bu yapılar açısından da güçlendirme imkanı getirilmeli. Ama bu yapıların özellikle belli periyotlarda denetlenmesi, yani kontrollerin yapılması sağlanmalı diye düşünüyorum. Benim sunumum bu kadar. Eğer soracağım olursa da alırım. Hepinize çok teşekkür ederim. Ben bağımsız bölüm süresi var. Kalk ülkeyi kanunlarını saklar genelde böyle. Bütün gerekten maddeler vardı. Onu da yazar zaten. Mesela güneşliğini seçim. Der ki hem arsa payının hem bağımsız bölüm sayısının der. Mesela yarısından fazla. Onu özellikle yazmıyorsa kalk ülkeyi kanunu bağımsız bölümlere göre karar verir. Bir de şey söyleyeceğim. Unuttum. Bu harçlar meselesi. Şimdi eğer bir taşınmaz güçlendirme kapsamında 6306'ya göre güçlendirilmiyorsa harç muafiyetine tabi değil. Ama bir yapı eski yapı olduktan sonra mutlaka o muafiyetlerden faydalanmak zorundadır. Yani belediyelerin bu yapmış olduğu uygulama kanuna aykırıdır. Bunu Maliye Bakanlığı, Maliye Bakanlığı değil, tapu kadastro genel müdürlüğü özellikle tapu harçlarında yaptı. Yasada muafiyet olduğu halde yıllarca harçları aldı, sonra bize uzaklar gitti. Vergi mahkemelerinde dava açtı ve bu davaları kazandı. Aynı şekilde bence devirler belki bu konuda övücülük yaparsa benim görüşüme göre riski yapı olan, riski yapı sırasını alan bir yapıya muafiyet belgesi verilme zorundadır. Yani orada belediyenin inisiyatif kullanması ve muafiyet belgesi vermemesi doğru değildir. Yine ikinci bir konu, sorumuzda vardı, sorumdan hatırlıyorum. Bu %1-%18 meselesi. Biliyorsunuz kendi yapınızı kendiniz inşa etmek istediğinizde 50 bin metrekareye kadar tabii ki bir muafiyet var. KDV muafiyeti %1. Bu muafiyeti aynı şekilde birebir güçlendirme için getirilmesi lazım. Yani bu da bir aslında eser sözleşmesi. Biz bu noktada taahhüt işliyoruz. Eser sözleşmelerinde siz eğer bir eser sözleşmesine %1, diğer eser sözleşmesine %18 diyemezsiniz. Bana göre bu noktada düzenlenmesi gerekiyor. Teşekkür ediyorum.
Bizim Kasım Gülhan'ın beraber Türkiye Bakanlığı'na sen de gitti, hepimize dosya sunmuştuk. Bu problemin ismini yok. Bu problemin ismi çok yok bir sebeple. Yokluğun herhalde karar alamaması konusuydu. Bütün 1400 erkek yoktu, mümkün değil 400 sunmak idi. Sonra Ocak ayında dönüştürmüyorsam bir tepki yayınladı. Türkiye Bakanlığı ve orada yokluğun yok bazında çok yok bir sebeple. Yok bazında karar alabileceği yönde bir karar vardı hatırlıyorum. Yanlış bilmiyorsam. Ama böyle bir durumda örneğin blokların kendi hareketler ettiği yok. Nasıl bir uygulama yapılır? Şimdi blok bazında aslında uygulama yapma, yıkık yapmada çok net bir şekilde tanımlanmış. Yıkık yapmada diyor ki bloklar eğer birden fazla blok varsa bir parselde riskli olmayan yapı riskli olan yapılardan ayrılır. Yani riskli olmayan yapıyı ayırarak riski yapıları sadece aynı alanda yıkık yapabilirsiniz. Şimdi kat mülkiyeti kanunu kapsamında bir genel kurul yapılacağı için eğer burası toplu yapı statüsünde değilse toplu yapı statüsünde, çünkü toplu yapılarda parsel kat malikleri kurulu vardır ama normal bir parsel içerisinde bloklu yapılarda biraz sıkıntılı bir konu. Onun mutlaka düzenlenmesi gerekir. Aksi takdirde çünkü kat malikleri olan siz genel kuruluna davet etmeniz gerekiyor. O genel kurulun davetini blok bazında değil tüm kat maliklerine yapmanız gerekiyor. Yine biraz önce size örneğinde verdiğim gibi o kat maliklerin toplamının 4-5 çoğunluğuyla karar verilmesi gerekiyor. Ocak ayında çıkarılan düzenleme çok blok bazlı güçlendirme kapsamlı değil. Aslında biraz önce Sinan Bey'in hani eleştirel olarak söylediği yola terklerle ilgili aslında bir düzenleme. O getirdi aslında. Yani siz bir sorun olarak gördünüz ama orada hep hayal, biz çok konuşuyoruz okumcular ve inşaat mühendisleri mesela mimarlar hayali terk, hayali iflas, hayali terk deriz ya. Hayali terk diye bir kavram icat etti Çevre İlk Bakanlığı. Dedi ki ben bunu yapmışım sayacağım, hatta var olan yapılara da şer koyacağım, mail koyacağım. Bu şekilde yola terk yapmış gibi sana musak vereceğim dedi ama bloklu yapılarda kentsel dönüşümde hala bir sorun olarak görüyorum. Bütün kat maliklerin size ihtiyacını gerçekten muhafakatı mı gerekiyor? Şimdi atık kat mülkiyeti kanunu olduğu için toplamda atık. Bu arada o bloklu yapılarla ilgili bölüm, yani 6.6 yasadaki bloklu yapılarla ilgili bölüm buna çalışıyor. Çünkü burada düzenleme bloklu yapıların bloksuz yapılarla ayırıp yıkık yapmak üzere düzenlenmiş bir mevzu arasında. Onun o bölümünün güçlendirme içinde aynen yıkık yapmada olduğu gibi düzenlenmesi gerekiyor. Merhaba. Tayyip Öztürk'ümüz. Şimdi 6.306 sayılı kanundan yararlanılmadığını parçalanabilir. Veya yararlanılıyor ama aynı zamanda işte yapı denetim bedelleri satılıyor. Şimdi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın tam olarak numarasını hatırlayamadığım bir durumda güçlendirme yapıldığı durumda güçlendirme sözleşmesiyle yapı yaklaşık maliyetin oranında ruhsata esas alanlarda bir indirgeme yapıyor. Yapı yaklaşık maliyeti 20 milyon lira. Güçlendirme sözleşmesi müteahhitle imzalanan noter basit sözleşmenin bedeli 10 milyon lira. Binamız 2000 metrekare ise ruhsat harçları ve yapı denetim harçları 1000 metrekare üzerinden hesaplanıyor. Bu uygulamada var mıdır? Sizin sorunuz olan zaten Sinan Bey'in bizi çok ciddi sıkıntıya sokar ve insanları da güçlendirmeden soğuktan dediğiniz düzenlemesi. Biraz önce bir sen sorun. Biz ona benim kendi koyduğum isim var. O da gazetelerde falan çok kullanıldı. Kendi yapıyorum. Yani binamızı kendiniz yapıyorsunuz, kendiniz yapıyorsunuz. Müteahhit oluyorsunuz. Müteahhit sadece taşalı, tarihçi. O düzenlemedeki binalar için yani yıkık yeniden yapılması kapsamı değil mi metrekarenin 1800 metrekare değil. Belli bir sınıra kadar olan yapılarda yani o oraya kadar olan metrekarenin %1 KDV uygulaması var. Güçlendirme de yok. Yok ben KDV'yi sormadım. Ne sordun? Benim sorduğum şey şu. Harçlar hesaplanırken veya yapı denetim ücretleri hesaplanırken bir alandan yola çıkılıyor ve yapı yaklaşık maliyetinden yola çıkılıyor.
ben harç hesaplaması belediyede çalışan arkadaş varsa bu söylesin, ben bilmiyorum. Tamam. Harç hesaplama yöntemi... Şu mevzuatı, şu mevzuatla ilgili bilgiler var mı? Özetle söylemeye çalışacağım. Güçlendirmede işverenle müteahhit arasında imzalanan sözleşme var. Hak malikiyle, evet. Evet, 10 milyon lira. Sinan Bey imzalıyor, evet. Evet, evet. Sinan Bey imzaladı. Ben de binamı katmak, evet. Sahip. Ama ben binamı sıfırdan yaptırıyorsam, yapı yaklaşık maliyeti, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın açıklamında, evet. 20 milyon lira tutuyor. Aradaki oran %20. Biz ruhsata esas alanımızı 2000 metrekare, 5000, 10.000 metrekare fark ettiniz. Bunu da Çevre Şehircilik Bakanlığı bir mevzuatına göre %50 oranında indirgeyebiliyoruz. Sizin bilginiz var mı? Evet, bu da bilgilerin sorunlardan biri oldu. Yani işte biraz önce söylediğim gibi güçlendirme sözleşmesi esas alınmıyor. Burada metrekare üzerinden harçlar ve diğer şeyler hesaplanıyor. Teminatları hesaplanıyor. Evet. Halbuki belki 10 bin metrekare bir binada 500 bin liralık bir tarihat fazla binayı güçlendirebilir. Güçlendirme metrekarede çok bilgisi yok. Binadaki belediyenin proje tarihatı için aldığı ruhsatın karşılığındaki şeyi söylüyor. Harçlıklar çok. Yani bana sorarsın muaf olmalı diyorum zaten. Başka soru? Evet. Evet. Ben teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun.